Kalıp ağda nasıl kullanılır? Kalıp ağda ısıtma makinesiyle belli bir kıvama gelene kadar ısıtılır. Tüm ağdanın ısıtılmaması için kırılarak parçalar halinde de ısıtılabilir. Kullandığımız cezve yardımıyla eritme işlemini gerçekleştirebiliriz. Eritmiş olduğumuz ağdayı istenilen bölgeye tahta bir spatula ile kalın bir şekilde sürüyoruz. Özellikle hassas bölgeler için tercih edilen ağdayı çekme işlemini elimizle yapıyoruz. Sürmek için kullandığımız spatulayı ağdanın ucuna dokundurarak kaldırabildiğimiz bir alan oluşturuyoruz ve elimizle kıl köklerinin tersine kaldırıyoruz. Yüzeye sürüldükten sonra donan bir yapısı olduğundan yapışkanlığı bir süre sonra ortadan kalkar. En ince ve hassas bölgelerde kullanabilirsiniz. Kalıp ağda yapısından dolayı donuklaşır ve derinin kalkmasını engeller. Sadece kılları çektiğinden deri üzerinde herhangi bir aşınma gerçekleşmez. Kalıp ağda nasıl eritilir? Genellikle kuaförlerin kullandığı bir yöntem olsa da evimizde de rahatlıkla kullanabiliriz. Kalıp ağda eritmesi için özel makineler bulunur. İçine attığımız ağdayı ısıtır ve eritir. İşlem boyunca sıcaklığı ayarlanır ve uzun bir süre akışkan haline kurulur. Ancak bir evdeyiz, makinemiz henüz yok derseniz, bir cezvenin içine ya da küçük bir tencerenin içerisine ağdayı kırıp atabilir ve ısınmasını sağlayabiliriz. Yeşil azülen ağda hassas ciltler içindir ve her bölge için kullanılır. Genellikle kullanım alanlarıyla alakalı olarak bu ağda çeşidi çok tercih edilir. Pembe pudralı ağda her bölge için uygundur ancak özellikle özel bölgeler için kullanılır. Pudralı yapısı derinin acı riskini daha az indirir. Kalıp ağda kullanım açısından kolaylık sağlasa da genel itibariyle avantajlarına bir bakalım. Her cilt için uygundur ve özellikle hassas bölgeler için tercih edilir. Acı riskinin en düşük olduğu ağda türü denebilir. Yapışkanlık ve rahatsız edici durumlar konusunda minimumdur. Ağda yoğun yapısı nedeniyle kıl köklerini çok rahat bir şekilde çeker. Yapışkan olan yapısı cilt yüzeyine sürüldüğü takdirde donar ve kıl içine donmuş olarak çekilir. Bu nedenle derimizde herhangi bir tahriş meydana gelmez. Ekonomik açıdan çok uygundur. Uzun süreli kullanılabilir.